Evet, Kadıköy Salı Pazarı'nın tek 600 TL diyor arkadaşlar. Böyle pijama altları var. Sol elimle çekiyorum, bakalım nasıl olacak. Bunlar biraz böyle sonbaharlık. Tüylendirilmiş. Şu değil de şunlar böyle tüylendirilmiş gibi, kışlık daha çok. 100 TL diyor bunlara. Şu güzelmiş deseni. Bu da kumaşı sert ve ince. Bakayım buna. Bu yumuşak güzelmiş. Böyle şeyler var. Pijama altı. Şu da çok güzelmiş. Kibar. Böyle güllü müllü var. Aa, şu çok tatlı kedili. Kedi sever deli kadınlar bunu beğendi. Kedili kedili. Çok güzel. Şu da güzelmiş, ayıcıklı. Bu da güzel. Koyunları saymayı sevenler için, uyuyamayanlar. Bu da güzelmiş. Ay, sol elimle çekiyorum. Çok ters geldi. Burada böyle güzel elbiseler var. Bakalım ne kadarmış. Bunlar ne kadar? 400 lira yani. 400'müş. Kollar böyle geniş geniş. Evet, kumaşlarımız çok güzeldir diyor. Bence de güzel. İnce viskon kumaşlar. Böyle bakın, rengi ağır. Renk var. Kapalı olanları da tercih edebileceği gibi. Uzun uzun. Kapalı olmayanlar da önünü yırtmaç falan açtık diyebilir. Şöyle göstereyim bir tane mesela. Kolumu gördünüz artık. Böyle güzelmiş. Asalım tekrar. Bakın renkler böyle. Ay, solak değilim ya, çok ters geliyor. Solla çekiyorum, sağla gösteriyorum size şu anda. Kolumda bir sorun vardı arkadaşlar, kusura bakmayın. O yüzden böyle oluyor şu anda. Sağ kolumda bir ağrı hissediyorum, uzun süredir geçmedi bir türlü. Onun için de doktora gitmek istemiyorum artık. Bu aralar sürekli hastane işleri vardı. Testler mesler yok, benim aldırdım bilmem ne. Dikiş aldırmaya gittim sonra. O yüzden. Neyse, böyle burası genel olarak. Fiyatları da öğrendiniz. Burada 100 TL'ye böyle pantolonlar var. Şu aerobin olanlardan. 150 TL'ye böyle kapalılar için. Uzun tünik gömlekler var. Renkler var bir sürü. Bunların kumaşları farklı farklı. Mesela bunda Tommy Hilfiger'ın logosunu basmışlar. Şey, nakış yapmışlar daha doğrusu, basmışlar. Bunda US Polo Assign'ın var. 250 TL bunlar arkadaşlar. Çeşit çeşit renk renk var. Bakın, turuncu sevenler için turuncu var. Kuşçe pembe sevenler için kuşçe pembe var. Bu da 250 TL'ye böyle yine uzun uzun tünikler var. Elbise olarak da giyilebilir. Mesela şunu elbise olarak giyersiniz. Altına böyle terliklerle falan şöyle. Bugün bayağı bildiğiniz terlikler. Böyle mavi beyazlar var. Bu da Yunan adalarına giymelik. Böyle arkadaşlar, katta sahne falan. Ah, evet, tatilde paraları yedik bitti diyor. Bence de yedik tatilde. Bayağı masraflı oldu. Uçaktır, otobüstür. Otobüste dönerken dönüşte çok ciddi bir zam geldi otobüs bileti fiyatlarına. Sabah baktığım fiyattan daha pahalıya bilet almak zorunda kaldım. Saçma bir şey oldu. Neyse. Bakın bu Nike logolu, daha doğrusu Nike modeli de altı taytlı olan, çok popüler olan eteklerinden var şunlar. Bunlar ne kadar? 200 liraymış arkadaşlar. Şu da güzelmiş. Bu da altı taytlı olan, short olanlardan. Şurada bakın. Şu. Yaklaşayım oraya. Onlar ne kadar? Şu ne kadar? 200. Üstü de mi 200? 180 lira. Üstü 180 liraymış. Bayağı güzelmiş bu arkadaşlar. Bakın arkası böyle. Takım olarak 350 olur diyor. Bakın böyle düşünüyorsunuz. Bayağı iyi bence. Bu da 180. Bu da 180'miş. Nike şortu siyah. Teşekkürler. Evet, şöyle dönelim. Burası böyleydi. 183 numara burası. Alt katta. Görüyorum. Bir de üst katı var bakın şöyle. Üst katta daha çok kumaş oluyor. Burada takıcılar falan var. Eşarp 50 TL diyor. Eşarp 50 TL diyor. Ne diyor? Mozart mı? Mozart mı? Okuyamadım. Böyle eşarplar var yani. 50 TL diyor. Bambu kıraş eşarp diyor. Kıraş bu şöyle bir buruşuk efekti oluyor ya, ona kıraş diyorlar. Şurada daha iyi veriyorlar. Ona diyorlar. 60 TL.
Bumble Crush şalları 70 TL. Bunları kapalı izleyicilerim alabilir diye gösteriyorum. Peynir şalı 70 diyor. Burada da New Jones şalı diyor. 70 TL. Buradan kaçıyorum arkadaşlar. Çünkü telif hakkı olan müzikler çalıyorlar. Şu tarafa gidelim. Uzaklaşmak da önemli oradan. Çünkü sonra orada YouTube kapatmanızı istiyor şeyi, sesi. Sonra sesin gelmedi bilmem ne diyorsunuz. 80 TL. Burada çantalar var. Çanta bakmayı çok sevenler için çanta göstereyim biraz. Bu güzelmiş gerçekten bu arada. Pek guestçi değilimdir ama Barbie Girl modası var ya, güzel olur. Ay sollayı çekerken çok güzel oluyor. Neyse böyle bir şey arkadaşlar. Bu da zinciri güzelmiş yani. Kaliteli duruyor. Fena değil. Ben beğenir gibi oğlum. Ben beğenir gibiyim. Şöyle bir şey var. Bugün de bir şımarıklığım üstünde yani. Neden acaba? Sıcak diyeyim acaba. Uzun süredir dışarı çıkmıyordum. Onun verdiği bir şey mi? Coşkum o nedir? Böyle yeşil var. Brezilya yeşili diyorum ben bunu. Bunlar şirinmiş. Küçük çanta seven kızlar için minicik elim kadar. Böyle bir şey var. Buna cep telefonu, bir cüzdan falan koyabilirsiniz en fazla. Gözlük falan. Falan filan. Dedi ne haber? Dedim iyidir. Öyle bir şey vardı. Aklıma geldi bensin. Şöyle bir çanta var. Bakayım. Louis Vuitton var. Louis Vuitton bunu böyle bir tasarım olduğunu haberi yok. Beğenmedi o yüzden bence. Ay. Evet. Bakayım. Şu var. Bu renk inanılmaz moda ya. Genç kızlar şu rengi niye bu kadar tercih ediyor anlamıyorum. Bana çok böyle 50 yaş üstü falan geliyor. Çok soğudum. Şöyle bir şey var. Ha şöyle pembiş pembiş tatlı şeyler takın kızlar ya gençken. Yaşlanınca zaten böyle örgün örgün tonlar takacaksınız. Gençken rengarenk takın. Çantanızı. Durup beni seyrediyor adam da. Durmuş. Şöyle şeyler var. Bunlar şey olur mesela nikaha gideceksiniz de birinin nikahına ona falan alabilirsiniz bence. Şöyle bir şey var. 80 TL'ydi burası. Şimdi nereden dönsek ya? Şu tarafa gidelim önce. Evet, erirken ben 32 derece sıcakta sizin için şey çekiyorum. Video çekiyorum arkadaşlar. 200 TL diyor. 400 TL New Season, yeni sezonmuş. Bana hiç yeni görünmedi. Çok demoda geldi. 500 TL'ye böyle bir şey var. 500 TL'ye böyle kapalılar için uzun uzun şeyler var. 150 TL tunik gibi. 150 TL. 80 TL iyi fiyat bu pantolonlar için. 80 iyi. 80'e etek var. Böyle maxi etek, önü düğmeli iyi fiyat. Şuraya bakalım banyo paspasları falan var. Kirlenç kılıkları var. Bakalım yeni bir şey var mı? Ben bundan alıp satmıştım. Şundan da alıp sattım. Şunlar güzelmiş. Şuraya yaklaşalım. Üçlü kedi. Şu üç tane kedicik güzelmiş. Bunların fiyatları artık uçtu gitti. Eskiden uygun fiyatlıydı da. Şurada bakın. Şu favorim. Şu da güzelmiş. Beyaz kedi. Bunlar biraz böyle pamuklu doku gibi. O yüzden şey. Şu anda böyle yaslanmak istemiyorum ben evde. Kırlentlere tar basıyor. Şunlar güzelmiş yazlık evleri için falan. Bu tarz ürünler var bakın. İstanbul sevenler için tramvaylı var. Galata Kuleli var. Şöyle Begonvilli, daha böyle yazlık kız kulesi var. Bu da şey var ya. Bu tarz ürünler böyle Chanel, Gucci, Louis Vuitton falan bu tarz şeyler. Böyle duşakabinin önüne koymak için ayak basmaya paspasları 50 TL. 50 TL. Evet. Nereye gidelim? Burada da 50 TL'ye böyle şortlar var. Erkek abla şortu. 50 liraya, 50 liraya. Bakın erkekler için kıyafet var mı diye soranlar erkek şortu böyle. Her güne evde giymelik gayet güzel. Under Armour falan diyor. Pike kumaş bunlar ince. Güzel yani şu anda giyilir, baharda da giyilir. Sonbaharda da giyilir vermiş. Burada her şey 100 diyor. Bakalım biraz gömlek tarzı ürünler var. 100 TL'ye iyi gömlek yani bence. Fena değil. Saten bir şey.
Uzun uzun tüneyimsi bir şey. Elbise mi yoksa? Etekmiş. Pardon, yırtmaçlı bir etekmiş böyle. Kıyır kıyır zaten. Bunların üzerine böyle salaş salaş trikolar giyiyorlar ya, oversize. Altına da spor ayakkabı giyiyorlar, o zaman güzel durabilir bence. Tarz oluyor yani. Böyle şeyler var. Beli bağcıklı şeyler moda olmuş. Yine gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Tatlıymış. Ama kumaşı biraz polyester karışımlı. Böyle elleyince kayar ya, kaygan kaygan onlardan. Ben pek sevmem o kumaşları. Ne? Bu da etek galiba. Yok, pantolonmuş. Bunun deseni güzel mesela bence. Retro bir desen. Ama şey, kumaşı polyester. Böyle şeyler terletiyor, tercih etmiyorum ben. Ama siz tercih ediyorsanız buyurun. Bakın. Bu yağ yeşili, bu güzelmiş. En çok bunu beğendim burada. Bu da böyle pamuk seten gibi kaygan. Ama güzel. Medium diyeyim de. Bu bayağı güzelmiş, yırtmaçlı böyle. Hoş. Şöyle üstüne ediyor. Yukarıyı da göstereyim. Yukarıdaki elbiseler herhalde daha fazla fiyatlı. 350-400 falan diyor. Yukarıdakiler daha mı pahalı? 300-350 diyor yukarıdakiler arkadaş. 300-350. Şu an güzelmiş. Şu tatlısını. En çok onu beğendim. 300-350 diyor onlar. Onlar da yüzdü. Şöyle göstereyim. Ay, şu çok güzelmiş. Şu beyaz ne kadar? Pistolular 350. Şu pistolları 350'ymiş. Diğerleri yani şunlar falan 300'müş. Şu 350, şu da 350. Güzelmiş. Beğendim. Evet, devam ediyoruz. Alacak olsaydım o elbiseyi alırdım mesela, güzeldi. Racat bambu diyor, birinci kalite. Çift kişilik 150 TL. Renkler böyle arkadaşlar. Bakın çizgili mizgili de var. Bunların hepsi bambu değil bence. Ama bambu kumaşlar çok rahat ettiriyor insanı, güzel oluyor. 150 TL. Lastik çarşaf diyor. Çocukcağız çırpçırı ağlıyor orada. Evet, şurada şöyle bir yer, bakın kaçlık olmuş, şöyle olmuş. Şurada kapatayım arkadaşlar, birazdan tekrar açayım.